Herkese Kıbrıs'tan merhabalar. Bugün Girne'deyiz. Bana gelen mesajlar doğrultusunda Kıbrıs'taki spor salonları hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar oldu. Hem fiyatlar hakkında hem Kıbrıs'ta bulunan spor salonları nasıl? Bana mesaj geldi. Onun için şimdi bu videoyu çekiyorum. Hep birlikte spor salonuna doğru gidiyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Spor salonu böyle bir yerde. Şu anda gittiğimiz spor salonu Girne'de bulunuyor, merkezde. Yürüme mesafesinde, duraklara, merkeze 10 dakika yürüme mesafesinde bir yer. Spor salonu sitenin içinde bulunuyor. Burası Soli sitesi diye geçiyor. Burası da geldiğimiz spor salonu. Şöyle dışarıdan görebilirsiniz. Şimdi hep birlikte içeri geçelim ve içeride neler var hep birlikte bakalım. Evet, şu anda içeriye geldim. İçerisi bu şekilde, iki katlı, alt katta var. Şu an üst kattayız biz. Burada bir arkadaşımız var, Bilal arkadaşımız. Merhaba. Onunla az önce tanışmıştım. Bize yardımcı olacak, değil mi Bilal? Evet, yardımcı olacağım size bugün. Göstereceğim birkaç bir şeyler. Tamam, bize yardımcı olursan çok seviniriz. O zaman içeri girelim ve içeride neler var hep birlikte bakalım. O zaman başlayalım. Nereden başlayalım acaba? Kardiyodan başlayalım bu şekilde. Tamam. Yürüyüş bantlarından. Yürüyüş bantlarına geçelim. Aynen. Bunlar ne işe yarıyor? Onları da bize anlatabilirsin. Spordan önce, spora başlamadan önce ısınmanızı yarıyor bu şekilde. Gelin ben size ilk önce göstereyim. Tamam. Bu şekilde bir sistemimiz var. İşte start'a bastığında çalışıyor. Acil bir durum olunca burada kırmızı lambamız var. Buraya basarsınız aniden durur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Burada yağ yakımını gösteriyor, kalorini gösteriyor bu şekilde sizin. Isınmanızı sağlıyor ve hatta burada sizin kaloriniz gösteriyor. Ne kadar yağ yaktığınızı gösteriyor bu şekilde. Uygulama olarak ben size göstereyim istiyorsanız. Çok iyi olur, seviniriz. Hem arkadaşlarımız da bilmeyen arkadaşlar olursa onlar da görmüş olur senin sayende. Bu şekilde start'a basıyoruz. 3'ten geriye sayıyor. Başlarına ilk önce alışmanız için koşu bandına ilk önce birkaç saniye yürüyeceksiniz. Ardından istiyorsanız burada arttırma düğmesi var. Bu şekilde buradan basabilirsiniz. Daha kolay bir yöntemi var istiyorsanız. Burada 5 düğmesine basıp siyah bir düğme var. Siyah bir düğmeye basacaksınız. Ardından kendi kendine hızlanmaya başlayacak bu şekilde. Dakikası burada yazıyor. Kaç saniye, kaç dakika yürüdüğünüz. Burası kaç kilometre yaptığınız. Burada kalorinizi gösteriyor dediğim gibi. Burada bir rampa düğmemiz var. İstiyorsanız buraya bastığınızda bu şekilde. Mesela şu an 5'te. Bu şekilde rampa yapıyor. Bu şekilde rampayı düşürüyor. Burada fan var. Hafif hafif derecede rüzgar sağlıyor sizin için. Ferahlamanız için. Çok iyi sistemmiş. Tabii body fit spot. burada rampayı gördüğünüz gibi açtım mesela. Daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor rampaya bastığınızda. Burada yanıp sönen kırmızı şeritler ise sizin buradaki yaptığınız kilometreyi gösteriyor. Bu bir turu tamamladığına 1 kilometre oluyor. Hmm. Bu şekilde. Çok güzel. Bir de koşalım istiyorsanız. Olur. Saatini de falan ayarlayabiliyorsun orada. Aynen öyle. Saatini de ayarlıyor. Onu da birazdan göstereceğim size. Bu şekilde Bilal arkadaşımız şu anda bize göstermek için kendi koşuyor. Onu yavaşlatıp kendini hızlandırabiliyorsun. Aynen öyle. Yavaşlayalım. Şimdi size dakika ayarlamayı göstereceğim. İlk önce bir makine kendine gelsin. Tamam. Şu an makine kapandı tekrardan. Program düğmesine basıyoruz bir şekilde. İlk önce time'da şu an dakikada. Buradan istediğiniz dakika yazacaksınız. Mesela ideal yürüme noktası
zamanı 20 dakika. Yani sen 20 dakika mı önerirsin? 20 aynen. dakika 20 iyi. Ile 15 dakika arası. Bu şekilde oka basıyoruz. Şu an okeyledi. Ardından start'a basıyoruz. Ve 20 dakika çalışmaya başladı bu şekilde. Anladım. Bu şekilde insanlar ısınmış oluyor aynen, burada. Aynen. Tamam, bunu geçelim. Öğrendik. Şimdi diğer aletlere de göz atalım. Hangisini mesela? Bisikletten başlayalım. Tamam. Yatay bisikletten. Bu ilk önce buradan oturdunuz diyelim ki. Böyle çeviriyorsunuz. Çevirdiğinizde bu sizin için otomatik olarak başlıyor şu an. Burada speed var. Ne kadar çevirdiğinize dair gösteriyor. Burada yine dediğim gibi dakika var. Kaç burada, dakika çalıştığı gösteriyor. Şu an burada mi? En son 9 dakika 53 saniye çalışmış. Burada yaptığınız hız var. Burada kalori var. Burada da yaptığınız hızın göstergesi var. Anladım. Bu şekilde. Bu hangi şekilde nerenin çalışmasını sağlıyor bu alet? Bu genellikle spor bittikten sonra en son böyle yavaş yavaş soğumanızı sağlıyor. Yavaş bir şekilde. Bunu yapabilirsiniz bu şekilde. Bunu alayım hatta. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Alttan eğer uzunsanız veya benim gibi kısa değilseniz bu şekilde yaparsınız. Yukarıya alırsınız. İstiyorsanız bisiklet çevirme ayarını bu şekilde ağırlaştırabilirsiniz. Çevirerek. Buradan ağır ya da hafif olmasını sağlıyor. Bu şekilde. Yani bu şekilde. Şu an daha ağır oldu. Vücuttaki hangi kasların çalışmasını sağlıyor? Bu genellikle kas çalıştırmıyor. Spordan sonra soğumanızı sağlıyor. Ha, soğumak için. Aynen. Anladım. Yavaş yavaş soğumanızı ki dışarı çıktığınızda eğer rüzgarlıysa hasta olmayın. Anladım. Şimdi bu kadar fazla bir diğerleri şey de yok. Benzer mi? Aynı mı yoksa? Bu da aynı. Orada gösterilen şeyler de aynı bir şekilde. Tamam. Bu sadece manuel. Bu otomatik. Bu manuel. Bunu bu da yine için. Şey. Bu buna benzer bir şey. Koşu bandı. Ha, koşu bandı gibi bir aynen. şey. Neredeyse bu da aynı onunla beraber. Bu da ısınmak için mi kullanılıyor? Aynen öyle. Bu da ısınmak için. Yine aynı ideal 15 ila 20 dakika arası. Ne istiyorsanız size içeriği göstereyim özel odayı. Orada boks eğitimi çalışılıyor. Jimnastik çalışılıyor. Taekwondo, kickbox. Hepsi yapılıyor mu burada? Aynen öyle. Hepsi yapılıyor özel hocamızın dersleriyle. Aynı zamanda dans kursları da oluyor. Ha, süpermiş. O da boş olmasının sebebi biraz yankı yapıyor. Çünkü boş olması lazım, geniş açı olması lazım ki öğrenciler burada rahat hareketler yapabilesin. Burada boks salonumuz var. Genellikle ısınmak için sağlanıyor. Boksta, kickboksta. Ellerimize taktığımız şeyler. Boksta öğrettiğimiz genellikle. Lapa dediğimiz şeyler bunlar. Bu şekilde. Bu şekilde tutuyorsunuz. Ve adamın ya da öğrencinin yumruk atmasını sağlıyorsunuz. Boks düzenleriyle bu şekilde. Anladım. Bu. Güzelmiş. Yani hem boks eğitimi veriliyor hem dans eğitimi veriliyor. Aynen. Başka ne demiştim? Tekvando. Tekvando oluyor. Ondan sonra kickbox oluyor. Mesela kickbox dediğimde bunu genellikle burada tutuyorsunuz bu şekilde ve öğrencinizin şekilde buraya tekme vurmasını sağlıyor. Bu şekilde tekme vuruyorsunuz. Anladım. Bu da güzel. Bu da lapa denir bunun adına. Bunun da adı lapa. Matları gösterelim size. Burada egzersiz yapma, karın hareketleriyle çalışma şekilleri. Matları gösterelim. Bu mattır. Bu şekilde yere seriliyor ve yatılıyor. İstiyorsanız size birkaç hareket göstereyim. Olur, seviniriz. Hem arkadaşlar da görmüş olur. Mesela iki hareket göstereyim size. Tamam. Bir ucu hareket bu. Bu şekilde duruyorsunuz. Yarım V şeklinde. Ayaklar bu şekilde gidip gelecek. Bu hangi
Bu üst karın için. Evet. Burası için. Üst karın için. İkinci hareketi gösterelim size. Bu da alt karın için. Alt karını sıkıştırıyor bu şekilde. Bu. Çok güzel. Bilal arkadaşımız bize göstermelik de yaptı. Sırf bize yardımcı olsun diye telefonun orada kaldı. Evet. Şimdi dışarı mı çıkalım? Dışarı çıkalım. Alt zemini gösterelim size. Ha, aşağı. Sonra özel yerini gösterelim. Burası iki katlı demiştim az önce arkadaşlar. Şimdi üst katı gördük. Birazdan alt aşağıya gideceğiz. Geçelim. Bu yan tarafta ne var? Size bir fotoğraf göstereceğim. Fotoğraf, Yasar'ın fotoğrafı. Burada şampiyon oldu. Kıbrıs'ta şampiyon oldu. Türkiye'de ikinciliği var. Bu şekilde. Türkiye'de de ikinci mi oldu Türkiye'de? Aynen. Buranın hocası değil mi? Buranın hocası, buranın müşterisi ama çok özel müşterisi bizim için. Anladım. Burada, Türkiye'de ikinciliği var, Kıbrıs'ta da birinciliği var. Doğru mu? Aynen öyle. Serdar abinin tekvando'da kazandığı, boksta kazandığı madalyalar ve kupalar. Çok güzel. Tam anlamlarını bilmiyorum onlar ama anlamları. Orada ne var? Bayan soyunma odamız. Bayan soyunma evet, odası burası. Bayan bilgisayar göstersin. Şimdi de aşağı mı geçelim? Birkaç şeyler daha göstereyim size yukarıda. Burada fotoğraflar var Serdar abinin şampiyonluğuna dair. Tamam. Ve madalyalar. Kıbrıs'taki madalyalar. Evet, buraya kadar gelmişken onları da görelim. Aynen öyle. Burada birkaç madalya bilgisi biliyorum. Serdar abinin dünya şampiyonu olduğundaki fotoğrafı. Serdar abi hangisi? Serdar abi buradaki. Burada çok güzel bir fotoğraf var. Kıbrıs'ı temsil ediyor. İsterseniz içeri girip gösterebilirsiniz daha rahat. Şöyle geçelim. Aynen tam ortadaki birinci. Kıbrıs'ta mı bu birinci? Dünya. Dünya şampiyonu. Aynen tekvando. Oo süpermiş. Bu da Serdar abinin en özel madalyası. Bu. Türkiye'de mi o? Türkiye'de ikinci, yani dünya birinciliği var ama en önemli, en sevdiği madalyası bu. Çünkü Türkiye'de oldu. Evet, Türkiye seviyor. İkinciliği çok güzel. Burada aynen. Da Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Aynen öyle. Bayağı sever. Hepimiz severiz. Yani. En yukarıda da gazeteye çıktı. Şampiyonluğu var. Bu şekilde. O zaman aşağı inelim, aşağıyı gösterelim size. Tamam, aşağıyı da görelim. Şöyle yukarıdan bakabilirsiniz. Şimdi de aşağı inelim yavaş yavaş. Aynen öyle. Şimdi aşağı iniyoruz. Evet, burası aşağı. Bayağı kaslı bir adam. Abi kaslarını göstereyim. Şimdi burası aşağı. Aşağıya geldik. Aşağıda ne var onları da göreceğiz. Aşağıda bu şekilde damlalarımız var. Şu an çalışan olduğu için biraz dağınık. Ve şu anda öğlen saati olduğu için çok fazla kimse gelmiyor buraya. Aynen. Genellikle kalabalık. Daha akşamları daha yoğun oluyor değil aynen mi? Aynen öyle. Kalabalık saat 4 ile 9 arası daha çok kalabalık oluyor. Anladım. Bunlar dumbbell'larımız. Bunlar dumbbell'lar. Çeşitli hareketleri var dumbbell'ların. Çok çeşitli hareketleri var bayağı. Herhangi birini gösterelim mesela. Tamam. Nasıl mesela çalışabilir? Mesela 10 kilo alalım. Arka kol yapalım bir tane. Bu şekilde duruyorsunuz. Elmas şeklinde tutuyorsunuz burayı. Ve olay bu. Bu arka kol için. Bu hareket arka kol için arkadaşlar. Başka hangi hareketler var? Başka hareket göstereyim. Evet, Erman abiyi tanıtalım size. Erman abi. Erman abi. Efendim. Erman abi. Efendim. Abi gel dinle biraz. Abi ne çalışıyorsun? Şimdi ben squat çalışıyorum da bu. Serdar Hoca'nın öğrencisiyim ben. Hocam. Uzun yıllar beni çalıştırdı. Yani bir şey yapabildiysem Serdar Hoca'nın sayesinde. Yani bu kadar. Şu anda çalıştığınız nasıl bu halter? Bacak mi? Hareketlerini çalıştırdım. Squat. Squat'tır. Ha bacak evet. Hareketleri. Başladığında çekelim biz de abi. Tamam.
Biraz ağırdır şimdi aksesuarı. Kaç kilo bu mesela şu anda? 60. 60 kilo. Yes. Bu da bacak çalıştırıyor değil aynen, mi? Squat. Bu şekilde bacaklarınızı da çalıştırabilirsiniz. Olayı bu. Evet. Teşekkür ettik abimize. Bize gösterdiği için bayağı yorucu olmalı. Bunun olayı bu. Bu şekilde. Burada bir mandalı var üstünde düşmeniz için. Bunu yukarı kaldırıyorsunuz. Ardından bu şekil. Ve tekrardan istiyorsanız mandalı bu şekilde kaldırıp sabitleyebilirsiniz. Evet, bu da bacak için. Bacak için. Şimdi ne tarafa geçelim? Şimdi sırt göstereyim ben size. Çalışalım. Tamam, sırt çalışalım bakalım. Hafifte göstereyim. Bu şekilde. Ayaklarınız ne düz olacak ne çok kırık olacak bu şekilde. Yarım olacak. Dik duracaksınız. Sadece kollarınız hareket edecek ve sırtınızı sıkıştıracaksınız bu şekilde. Evet, bu bunun da olayı bu. Bu sırt. Sırt için. Aynen öyle, sırt. Omuz gösterelim. Bütün hareketlerden birer birer göstermek tamam. İstiyorum size. Olur, sizin çok için. İyi olur. Hem bilmeyen arkadaşlar da görmüş olurlar en azından. Aynen. Bunu gösterelim. Omuz hareketi bu. Hı-hı. Bunu da bu şekilde gösterelim. Bunun olayı bu. Dik duracaksınız yine. Göğsünüzü ve karnınızı buraya yapıştıracaksınız ve kollarınızı da kaldıracaksınız. Evet, bu da göğüs müydü? Yok, omuz. Omuz. Bu da omuzdu. Aynen. Bacak gösterdik, omuz gösterdik, göğüs gösterdik, sırt gösterdik. Ne kaldı? Bicepse gösterdik. Bu ne işe yarıyor bu? Yok, biceps göstermedik. Bunda farklı farklı hareketler mi yapıyorsunuz dumbbell'lardaki gibi? Hı. Mesela biceps gösterelim size. Tamam. Bu şekilde bunu takalım. Burada mandalı var. Bu mandalıdan çıkarıyoruz bu şekilde. Bunun adı bar. Bu şekilde. Buraya takıyoruz. Biceps göstereceğim size bugün. Bunun da özelliği dumbbell'larla aynı mı? Dumbbell'la değil de burada çalışıyorsunuz. Burada... Biceps için, ön kol için burada. Ha, ön kol için. Başka ne gösterelim? Karın gösterelim yine. Tamam. Orada aletlerimiz var. Hemen oraya geçelim. Burada karın hareketimiz var. Makine de var. Yukarıda özel olarak gösterdiğim gibi kendiniz yapmayacaksınız. Makineyle yapacaksınız. Burada bir iğme var. İğmeyi omzunuza koyacaksınız bu şekilde ve kaldıracaksınız. Bunu da göstereyim sizin için. Bu da bu şekilde çalışıyor. Bu da karın içindi değil mi? Karın için. Karın. İdeal. En güzel. Bu yan karın için. Bu şekilde. İstiyorsanız bunu da gösterebilirim size. Olur. Bu hemen gösterdiğim karın hareketi gibi. Bu şekilde sağa çeviriyorsunuz. Yan karın için bu. Evet. Bu da yan karın. Diğeri karındı, bu da yan karın için. Şimdi yukarı çıkıp fiyatları öğreneceğiz. Hadi hep beraber Kıbrıs'ta spor salonlarının fiyatları ne kadarmış öğrenelim. Şimdi tekrardan üst kata çıktık ve fiyatları öğreneceğiz. Bilal arkadaşımız bize tekrardan burada yardımcı olacak. Evet, fiyatlar burada, bu şekilde. Buraya geçip. Tamam. Şöyle size de göstereyim. İlk önce göstereyim. Sonra anlatayım. Tamam. Birinci ay 120 ama öğrenciler için 120 dedim. 220. Aylığı 220 mi? Aynen öyle. Öğrenciler içinse 200 oluyor. Öğrenciler için 200. Aynen. Kampanyamız var şu an. Böyle bir kampanyamız var. 2 ay artı 1 ay 440 TL. Yine öğrenciler için 400 lira yapıyoruz.
2+1 yani 2 ay veriyoruz. Bir de free olarak bedava bizden 1 ay da bizden oluyor. Evet. Bunun aynı stil. 3+2 660 öğrenciler için yine düz hesap 600. Yine 4+4 880 yine 800 öğrenciler için. 5+7 yani yıllık 1100 yine öğrenciler için 1000 yapıyoruz. Burada personal trading'imiz var. Serdar abi gösteriyor bize birebir. Kesinlikle etkili. Bir program olur, normal program olur. Program veriyoruz sizlere. Ve Serdar abi birebir şekilde gösteriyor personal trading. 1800 TL. Günlük gelmek isteyenler içinse günlüğümüz 40 TL'dir. Bu şekilde fiyat listemiz var. Fiyat listesini de bu şekilde görmüş olduk. Son aynen. Olarak bu alet nedir? Bundan bize bahsedebilir misin biraz acaba? Burada bir alet vardı. Az önce dikkatimi çekmişti. Evet, bu alet yağınızı ölçüyor, kilonuzu ölçüyor, vücut kimliği eksentini ölçüyor, iç organ yağlanmasını ölçüyor. Bu şekil alet. Çalıştırdım, bakabilirsiniz. Tamam. Olayı bu. Bir de göstereyim size. Ayakkabıyla basılmaz kesinlikle. Vücuda değmesi lazım, öyle söyleyeyim. Ayak ve çoraplarınızı çıkarmanız gerekiyor çalıştırmak için. Olayı bu. Ben basmayacağım şu an, ayakkabımı çıkartmayacağım. Bu şekilde diyelim ki bastınız. Bu şekilde tuttunuz. Omuzunuz aslında olacak. Ölçüyor burada. Ondan sonra biz geliyoruz burada deftere kayıt yapıyoruz. Bu şekilde insanlar ne kadar kalori yaktığını hepsini aynen. Öğrenebiliyorlar. Ne kadar yağ yaktığını, ne kadar kaç kilo verdiğini. Biz genellikle stilimiz budur. İlk başladı. Yağını ölçüyoruz. Bir ay sonra tekrar geliyor. Diyet programına uymuş mu? Sporu güzel yapmış mı? Ona göre buradan bakıyoruz tarihine. Mesela 01.11'de geldi. Hı hı. İşte kaç oluyor? Yani bir ay sonra. Bir ay sonra geliyor. 01.12'de geliyor. Yağına bakıyoruz. Yağ eğer düştüyse diyet programına uymuştur. Eğer düşmediyse aralardan bir şey kaçırmıştır. Anladım. Olayları bu. Son olarak bir bilgi vereceğim size. Nescafe yağ yakımını hızlandırıyor, enerji veriyor. Bir de Nescafe'nin içinde kesinlikle süt olmayacak ve şeker olmayacak. Sade bir şekilde klasik Nescafe. Bu şekilde. Evet, yani onu içip mi öyle gelsinler? Tabii 10 dakika, 20 dakika önceden arkadaş Serdar abimiz geldi. Şampiyon Serdar abimiz. Serdar abimizi de şöyle görelim. Geldi, hoş geldi, hoş geldiniz. Merak ediyordu az önce insanlar buradaki madalyaların sahibi kim diye. O Serdar abimiz de burada. Ona da teşekkür ediyoruz. Bize izin verdi. Burada video çektik. Çok teşekkür ediyoruz size de. Salonumuz bu kadar. O zaman hepinize geldiğiniz için. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. Evet, Kıbrıs'taki spor salonları fiyatlarını öğrendik ve spor salonunu gördük. Merak eden arkadaşlar vardı. Onlar için bir bu videomuzu da çekmiş olduk. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.